Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir biber turşusu tarifim var. Eğer bu biberden pazarlarda bulursanız az da olsa alın ve turşusunu mutlaka deneyin derim. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir turşusu oluyor. Maraş biberi olarak geçiyor sanırım bu biberler. Ben bir kısmını kaşık turşu için de kullandım. Kaşık turşunun içerisine de karıştırdım. Kabımın içerisinde 2 kilogram biberim var. Çok çok şiddetli bir acısı yok. Acısı özellikle acı severlerin kesinlikle yapmasını tavsiye ederim. Hemen yapmaya başlayalım. 3 kilogram kavanoz kullanacağım 2 kilo biber için. Bu şekilde sap kısımlarını alıyorum ve doğrudan kavanozun içerisine bırakıyorum. Elimle bastırmıyorum, kesinlikle ezmiyorum biberleri. Kesme ya da çizme gibi herhangi bir işlem de yapmıyorum. Sadece 20 gün içerisinde olgunlaşıyor bu biberler. Biraz olgunlaşma süresi birazcık daha uzun oluyor. Bu şekilde aralarına şili biberi ve Arnavut biberi karıştırarak da kavanozumu doldurdum ben. 2 kilogram biberden 3 litrelik bidon dolduracak kadar turşu çıkıyor. Bunlar da bildiğimiz cin biberler. Cin biberlerin de sap kısımlarını alıyorum, kavanozlara dolduruyorum. Tabağımın içerisinde 1 kilogram cin biber var. 1 kilogram 2 tane 600 milimlik kavanoz çıktı. Bunları da herhangi bir çizme gibi bir işlem yapmıyoruz. Kavanozlarımı doldurdum. Şimdi tuzunu, sirkesini ve suyunu verelim turşularımıza. Acı biberler biraz fazla sirkeyi seviyor. 3 litrelik bidon için dolu 2 su bardağı sirke kullanıyoruz. Ben mutlaka turşularımda elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi sayesinde pırıl pırıl berrak bir suları oluyor. 4-5 diş kadar da sarımsak bırakıyorum. Sarımsakları mutlaka doğrayaraktan bırakın. Doğradığınızda güzel, daha güzel aromasını bırakıyor. 3 litrelik bidon için dolu dolu 2 su bardağı elma sirkesi kullandık. Bir tepeleme yemek kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Dolu dolu 4 yemek kaşığı da tuz kullanıyoruz. Ben biliyorum, iyotluk tuzunu kullanıyorum turşularımda. Dilerseniz kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Dolu dolu 4 yemek kaşığı da tuz kullanıyoruz. Bir tatlı tepeleme bir tatlı kaşığı da limon tuzu kullanıyorum. 3 litrelik bidonu özetlemem gerekirse dolu dolu 4 yemek kaşığı tuz kullandım. 1 yemek kaşığı şeker kullandım. 200 ml bardak ölçüsüyle 2 su bardağı elma sirkesi kullandım. Ve mutlaka kaynamış su kullanıyoruz. Dilerseniz kaynamış soğumuş su da kullanabilirsiniz. Ya da hazır su da kullanabilirsiniz isterseniz. Sağlam bir şekilde kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra bu aşama çok önemli. Mutlaka birkaç kez çalkalamaya özen gösterin. Çalkalayın ki içerisine bıraktığımız çözelti sirkenin, tuzun her tarafına yayılımını sağlayalım. Bu şekilde ben çalkalıyorum mutlaka turşularımı. Tekrardan bir kapağını açın. Eğer suyunda azalma varsa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Ve kapağını mutlaka sağlam kapatmaya özen gösterin. Şimdi gelelim cin biberlere. 600 milim için ölçüsünü vereceğim sizlere. Dolu dolu 1 yemek kaşığı tuz bırakıyoruz. Dediğim gibi kaya tuzu da kullanabilirsiniz isterseniz. Bu biberler de sirkeyi fazlaca seviyor. Onları da birer su bardağı kullanacağız. Tatlı kaşığın ucuyla limon tuzu bırakıyorum. Yarım yemek kaşığı toz şeker kullanıyoruz. Birer su bardağı da elma sirkesi kullanıyoruz. Mutlaka elma sirkesi kullanmanızı tavsiye ederim. Pırıl pırıl çok güzel turşular oluyor. Kaşık turşu tarifim de var. Dilerseniz onu da isteyebilirsiniz. Yıllardır turşu yaparım ve kesinlikle erime sünme hiçbir şeyle karşılaşmam. Ve turşularımda mutlaka elma sirkesi kullanıyorum. Bu kavanozlar için de kaynamış su kullanıyorum mutlaka. Diğer Maraş biberlerine göre olgunlaşma süresi, yani acısını bırakma süresi bu biberlerin biraz daha uzun oluyor. Bu biberler için olgunlaşma süresi 1 ay kadardır. 1 ay beklemenizi tavsiye ederim. Diğer biber 20 gün içerisinde hemen olgunlaşıyor. Bu şekilde kapaklarını kapattıktan sonra birkaç kez çalkalıyorum. Küçük oldukları için bunlar aralarına biraz daha fazla su alıyor. Mutlaka kapaklarını açıyorum. Biraz daha su ilavesi yapıyorum. Turşularınızda mutlaka kaynamış, soğumuş su kullanmanızı tavsiye ederim. Ya da kaynar su kullanmanızı tavsiye ederim. Doğrudan çeşme suyu kesinlikle kullanmayın.
Suları biraz daha azalmıştı. Üzerlerine biraz daha su ilavesi yapıyorum. Kapaklarını kapatıyorum. Tekrardan birkaç kez çalkalıyorum ve karanlık bir yere turşularımı kaldırıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel videolarım gelecek inşallah. Bu çok fazla eksilmemiş. Doğrudan tekrar kapağını sağlam bir şekilde kapatıyorum. Turşuların kesinlikle hava almaması gerekiyor. Mutlaka kapaklarını kontrol edin ve diğer turşularda, cam kavanozlarda ters çevirmiyoruz kesinlikle. Sirke ve limon tuzu olduğu için kapakla etkileşim haline gelebilir. Kesinlikle kullanmıyoruz. 20 gün sonrasında turşularım hazır bu şekilde. Videonun başında tabağı almış halini de gösterdim, paylaştım sizlerle. Kesinlikle erime, sünme hiçbir şey yok. Eğer bu biberden bulursanız mutlaka alıp turşusunu kullan, yapın. Videomu beğenmeyi unutmayın.